İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Gesariye Kayseri'deki Eski Ermeni Mahallesi'nde kaçak inşaat yapılıyor. Artsakh makamları keskin nişancı tarafından bir Ermeni vatandaşının öldürülmesini terörizm olarak değerlendiriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yakın zamanda Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Mikhail Nazarenko, 1080 saat askerin yaşadığı ve yaşattığı savaşın barışçıl yanı attı sergi hakkında. Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı iddiası güçleniyor. Hrant Dink'in ailesine 1 milyon Türk lirası tazminat verilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa'nın en büyük gıda fuarına katılıyor. Kaliteli filmler, misafirperver şehir, Altın Kayısı Festivali'nin sonuçlarını özetledi. Batı Ermenistan'daki Gesariye Kayseri ili Melikgazi ilçesinin Tavlusun mahallesinde Ermeni ve Rumların yaşadığı yerde kaçak inşaatlara başladılar. 1800'lü yıllarda Tavlusun semtinde Türkler, Ermeniler ve Rumlar yaşıyordu. Türk kaynak nüfus mübadelesi anlaşmasından sonra Ermenilerin ve Rumların burayı terk ettiğini belirterek okuyucularını yanıltmaya çalışıyor. Halbuki bilindiği gibi Ermeni nüfusunun izleri Rum nüfusunun aksine Ermenilere karşı işlenen soykırım nedeniyle Gesariye Kayseri'den silinmiştir. Ancak günümüzde Ermeniler ve Rumlardan kalan tarihi yapılar burada korunmaktadır. Bu mahalle sit alanı ilan edilmiş ancak son zamanlarda Türkler burada kaçak inşaat yapmaya başladı. Tavlusun Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, tarihi yapıların hasar gördüğünü, yağmalandığını ve bazen polise haber verdiklerini söyledi. Yine de Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz'a göre buradaki tarihi binalar yıkılmaya, yeni kaçak yapılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle bu tür binaların yapımının yasaklanmasını talep ediyorlar. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın basın sekreterine göre Rus komutanlığı ile güvenliği artırmanın yolları tartışılıyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı basın sözcüsü Lusine Avanesyan, Azerbaycanlı keskin nişancı tarafından bir Ermeni sivilin öldürülmesini Artsakh Devleti'ne yönelik terör eylemlerinin devamı olarak nitelendirdi. Avanesyan'a göre gelecekte bu tür ateşkes ihlallerini önlemek için her şey yapılıyor. Hatırlatmakta yarar var. 9 Ekim'de 55 yaşındaki Mardakir sakini Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucunda ağır yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Olay öğleden sonra Mardakir kenti yakınlarında meydana geldi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahyan yakın zamanda Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da olacak. İran Dışişleri Bakanı bu haberi bir Rus televizyon kanalına verdiği röportajda belirtti. Kuzeyliler de dahil olmak üzere komşuları gündemde tutmak yeni İran hükümetinin dış politikasının önceliklerinden biri. Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan İran'ın iyi komşularıdır. Bu yüzden birbirimize karşı çalışamayız. İran'ın dış politikası denge politikasını izlemektedir diye konuştu ve uygun bir zamanda Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. Son Artsakh Savaşı'ndan sonra vatan için özverili bir şekilde savaşan gençlerin kahramanlıkları farklı şekillerde dile getirilmektedir. 44 günlük Artsakh Savaşı'na katılmış olan genç fotoğrafçı Mikhail Nazarenko bugün 1080 saat başlıklı sergiyle savaşın barışçıl yüzünü ziyaretçilere sunuyor. Serginin amacı askerin savaş alanında savaştığı, hayatını yaşadığı 1080 saat süren savaşın gerçeğini sunmaktır. Genç fotoğrafçının sergisinde savaş sonrası dönemde toplanan 55 fotoğraf ve çok sayıda çekimden derlenen 6 dakikalık bir tarihi belgesel yer alıyor. Resimlerin her biri günün bir anını anlatıyor ve daha sonra o günün duygu ve hisleri dikkate alınarak başlıklandırılıyor. Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarda kimyasal silah ve zehirli gaz kullandığı iddiası güçleniyor. Bölgede güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre özellikle son bir ay içerisinde Behtinan bölgesinde 548 kişi gözlerde aşırı kızarıklık, görmede bulanıklık, ani baş ağrıları, burun kanamaları, nefes almada zorlanma, vücut derisinde kızarıklık ve küçük baloncuklar gibi şikayetlerle Duhok ve çevresindeki hastanelere başvurdu.
Türkiye'nin Federe Kürdistan bölgesine yönelik 23 Nisan'da başlattığı operasyonlar bombardımanlarla devam ediyor. Özellikle son 3 ayda havadan yapılan tüm bombalamalarda kimyasal silah ve zehirli gaz kullandığı yönündeki tartışmalar güncelliğini koruyor. O gün Samas tarafından 19 Ocak 2007 tarihinde eski Agos gazetesi yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink'in suikast sonucu katledilmesinde hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle Dink ailesi maddi ve manevi 1,5 milyon liralık tazminat davası açmıştı. Danıştay, Dink'in öldürülmesinden İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemenin 1 milyon 66 bin liralık tazminat kararını onadı. İçişleri Bakanlığı'nın kararın düzeltilmesi istemini ise reddetti. 9-13 Ekim tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa'nın en büyük uluslararası yiyecek ve içecek fuarı olan Anuga 2021'e katılıyor. Bu sergi Almanya'nın Köln kentinde gerçekleşiyor. Ortak bir pavyon ile Ermenistan Cumhuriyeti bitkisel çay üretimi, kuru meyve üretimi ve konserve alanlarında faaliyet gösteren 8 şirketi temsil etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin sergiye katılımını Doğu Ortaklığı Ticarete Hazırız, Avrupa Birliği İş Girişimi için adlı program çerçevesinde mümkün oldu. Pandeminin başlamasından sonra Ermeni şirketlerinin temsil edildiği Anuga 2021 fuarı temaslar kurmak ve satışları teşvik etmek için en büyük uluslararası platformdur. Fuara katılım, yerel üretimin tanıtımının yanı sıra ihracat hacimlerinin ve coğrafyanın genişlemesine de katkı sağlıyor. Habere göre fuarın yeniden başlamasından sonra Anuga 2021 fuarı Avrupa'nın en büyüğüdür. Bu yıl fuara 94 ülkeden 4000'den fazla şirket katılıyor. 3-10 Ekim 2021 tarihlerinde Yerevan'da düzenlenen Altın Kayısı adlı uluslararası film festivalinde 60'tan fazla film gösterildi. Festival 50'den fazla davetliyi bir araya getirdi. Gazetecilerle yaptıkları görüşmede festival jüri üyeleri gösterilen filmlerden memnun kaldıklarını, festivalin iyi organize edildiğini belirterek tüm filmlerin yüksek kaliteli olması nedeniyle seçim yapmakta zorlandıklarını vurguladılar. Sadece Altın Kayısı Film Festivali'nin bir parçası olmaktan değil, aynı zamanda mutlu ve sıcak olan Yerevan şehrinde ağırlanmaktan da keyif aldıklarını itiraf ettiler. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali Yerevan'da düzenlenen en büyük kültürel etkinliklerden biridir. Film Festivali 2004 yılında Altın Kayısı Film Geliştirme Vakfı, Ermeni Film Eleştirmenleri ve Gazeteciler Derneği tarafından kuruldu. Altın Kayısı'nın kurucuları film yönetmeni Harutyun Haçatıryan, film eleştirmenleri Mikhail Stambolsyan ve Susanna Harutyunyan'dır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vera Tarz adlı topluluk tarafından sunulan Karin Erzurum Ermenilerinin evlilik geleneği olan Yar Yar Erva ve Bostanımız Magdanos adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Helem ne ranginin yar yar erva oy oy hot kaşel mani şakin erva yar ocan hot kaşel mani şakin erva yar ocan. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.